İflas bayrağını çekmemek için Atina'da başbakanla geçici birlik hükümetinde yer alan parti liderlerinin yoğun mesaisi dün akşamda geç saatlere kadar sürdü. Liderler uluslararası para fonuyla Avrupa Birliği'nin 130 milyar euroluk ikinci yardım paketi için ön koşul olarak ileri sürdüğü ek mali reformlar konusunda geniş ölçüde mutabakata vardı. Toplantı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yeni Demokrasi Partisi lideri Antonis Samaras geriye yalnızca bir konunun kaldığını söyledi. Emekli maaşları meselesi önemli. Zorlu mesai saatlerinde biz sıradan insanları, emeklileri düşünmek durumundayız. Bunu iyi müzakere etmek zorundayım ve birileri benim duruşumu yanlış yorumluyorsa bunu da önemsemiyorum. Görüşme sonrası Troika temsilcileriyle bir araya gelmek için ofisine geçen Başbakan Lukas Papadimos, Euro grubu toplantısı öncesi nihai bir sonuç almayı hedeflediklerini bildirdi. Ortodoks Halk Partisi lideri Yorgo Karacafer ise o kadar aceleci bir karar almak istemiyor. Büyük bir sınavdan geçen bu ülkenin geleceği 40-50 yılını ipotek altına alacak bir konuda bir saatte karar veremem. Asgari ücret üzerinde %22'ye varan bir indirim dahil birçok sektörde tasarruf öngören ek önlemler paketini dün başkent Atina'da binlerce Yunanlı protesto etmişti.